Ben çok dolaştığımı biliyorsun. Anadolu'yu çok da dolaştım. Gitmediğim il şehir kalmadı. HDP takıntısı siyasetçilerde de var. Toplumda yok. Değil mi? Hiç %1 milyon eminim. Toplum şu anda birinci derdi ne HDP ne başka ekmek. İki, ülke endişesi. O kadar yüksek bir endişe var ki toplumdaki ülke endişesi. Ona şunu birinin anlatması lazım. Ya benim Ruşen'le el ele tutmam lazım. Senin endişeni gidermenin tek bir yolu var. Bizim Ruşen'le el ele tutuşmamız lazım. Abi sevmiyor musun Ruşen'i ya da sevmiyor musun beni? Başka yolun yok. Ya bu endişeyle yaşayacaksın ya da biz el ele tutuşacağız. Çok küçük. Mesela İyi Parti diyelim ki İyi Parti'nin içerisinde muhtemelen %1'lik, %2'lik bir grup var. Onlar rahatsız oluyor. CHP'de muhtemelen %1'lik var. Ben mesela o %1'liğin dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Çıkıp birinin doğru düzgün ikna edici bir sesle niçin bir araya geldiğimizi, mesela HDP'yi niçin burada tutmamız gerektiğini anlatacak. Tam tersine PKK'yı daha da etkisiz hale getirmek, siyasetin yolunu açmak, dahası ülkeyi bu yıkımdan çıkarmak için HDP'nin de olması. Ortak bir şey yap. Ben asla tabanda böyle bir şeyin olmadığını görüyorum. Yani konuşmalarımıza gelen mesela benim o HDP konuşmama 10 bin yorum gelmiş sadece Facebook'tan. Ya girdim baktım. Abi 10 bin yorumdan da mesela 300 tanesi şey desin. Ya ne saçmalıyorsun kardeşim, biz onlarla bir araya gelmeyiz desin. Hayır. Azgın azınlık denen bir %3'lük 5'lik kesim var ülkede. Onlar zannediyor ki toplumun çok büyük bir kesimiymiş. Öyle bir şey yok. Biraz cesaret liderlerde. Birazcık. Ha bu sadece buraya, HDP'ye de biraz cesaret gerekiyor. HDP de biraz, bir dakika ben de dilime, üslubuma dikkat edeyim. Burayı, bunları zora sokmayayım diyebilecek bir yaklaşım ki ben şu anda Mithat Bey'in bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Hem üslubu iyi, hem mizacı buna çok yatkın. Selahattin Demirtaş da çok iyi yapıyor. Artık öz eleştirisini veriyor. Çok dikkat ediyorum. Bunu çok şey olsun diye söylemiyorum. Hakikaten çok dikkatle bakıyorum. Eskiden diyelim ki 5 kelimesinden 3'ü Kürt vurgusu yapıyordu. Şimdi artık neredeyse hiç Kürt yok. Türkiye diyor, demokrasi diyor, eşitliğimiz diyor, özgürlüğümüz diyor. Ya her birimiz değişiyoruz. Çocuk değiliz ki.